Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arus Oyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet, bugün şöyle sizlerin karşısına güzel güzel açan, güzelleşen sardunya kızlarımla geldim arkadaşlar. Bir yandan da bakın bu şekilde tomurcuğa geliyor. Bir yandan açıyor, bir yandan geçiyor arkadaşlar. Evet, bugün sizlere geçen haftalarda dikenler tacına verdiğim kürden bahsedeceğim. O kadar güzel işe yaradı ki arkadaşlar. Evinizde hangi çiçek açmıyor ise özellikle açmayan çiçeklere verin bu kürü. Çiçeklerinizi hem açtırıyor, hem coşturuyor, hem de yapraklarını bu şekilde çok güzel büyütüyor ve ilerletiyor arkadaşlar. Bakın ben açmayan çiçeklerime verdiğim bu şekilde yaprakları çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim, muhakkak bu kürü uygulayın arkadaşlar. Ben geçen haftalarda dikenler tacıma vermiştim. Şimdi sardunyalara vereceğim. Şu sardunyalarımı geçen haftalarda dikenler tacımla birlikte verdim. Şunlara vermedim arkadaşlar. Bu 3 sardunyayı da şimdi birlikte vereceğim. Bakın boyları kısa. Bunlar bodur sardunya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten şunu eski videolarımdan da hatırlıyorsanız bir kış boyu hiç üstünden çiçeği eksik olmadı arkadaşlar. Pekala, gelelim şuna. Bakın benim bu arkadaşlar hiç çiçek açmadı. Saksını da değiştirdim, açmadı. Şimdi ben buna vereceğim ve buradaki diğer vermediğim çiçeklere vereceğim. Biraz önce de dediğim gibi hangi çiçeğiniz açmıyor ise bu sardunya olur, dikenler tacı olur, kalonşa olur, hepsine verebileceğiniz çok vitaminli, çok çiçeklerinizi büyüten ve aşırı derece çiçek açtıran bir vitaminden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerin her tarafı tomurcuk olacak. Bu kürü uyguladıktan sonra. Bu kürümüz ne arkadaşlar? Şimdi kürümüze geçelim. Kürümüz arkadaşlar, geçen haftalarda eğer eski videolarıma bakarsanız dikenler tacıma da vermiştim. Keten tohum arkadaşlar. Bakın bu şekilde öğütülmüşü var. Şöyle öğütülmemiş çekirdek olanı var. Ben şimdi sizlere şöyle öğütülmüşünü vereceğim arkadaşlar yine sardunyaya. Ama önümüzdeki günlerde veyahut da yarın inşallah Allah nasip ederse bu öğütülmemiş keten tohumundan da dikenler tacına nasıl bir kür uygulayacağım onu da yarın paylaşacağım sizlere. Bunun da farklı bir kürünü uygulayacağım. Bu da diken, bu da keten tohumu arkadaşlar. Bu çekirdeği, bu da öğütülmüşü. Keten tohumunda arkadaşlar omega 3 var ve B12 vitamini var. Bunlar çiçeklerimizin köklerini besliyor, hastalıktan koruyor ve çiçeklerimizin daha hızlı büyümesine yarıyor. Özellikle ve özellikle çiçek açmayan çiçeklerimize çiçek açtırıyor arkadaşlar. Ben şöyle sizlere göstereyim, bakın. Benim şöyle 3 litre suyum var burada. Bakın normal suyum var arkadaşlar. Bu 3 litre suyuma. Ben bunu şimdi diğer çiçeklerime de vereceğim. O yüzden 3 litre yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kürü bir de ne sıklıkla verebiliriz? 3 ayda bir verebiliriz. Ben 3 hafta öncesi dikenler tacıma verdim ama birkaç ay dikenler tacıma keten tohumu vermeyeceğim arkadaşlar. 3 ayda bir. Mesela bu sardunyalara şimdi veriyorum ya. Bunu 3 ay sonra tekrar yine aynı şekilde sardunyalara verebilirim arkadaşlar. Şöyle sağ elime kaşığı alayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer suyunuz 1 litre su ise yarım kaşığı uygulayın. Bakın. Benim suyum burada 3 litre suyum var. Ben buna şöyle gördüğünüz gibi 1 bir de yarım kaşığı atacağım arkadaşlar. Bu şekilde 1,5 kaşık. 1 litreye bu şekilde yarım kaşığı atmanız yetiyor arkadaşlar. Suyunuzun ve çiçeğinizin çokluğuna göre bu keten tohumunu bu şekilde dilediğiniz kadar atabilirsiniz. 1 litre suya yarım kaşığı. Bakın ben 3 litre suya 1,5 kaşığı attım gördüğünüz gibi. Bu şekilde suyumu karıştırdım. Bunu evdeki diğer çiçeklerime de vereceğim. B12 açısından, omega açısından çok kuvvetli olan harika bir vitamin arkadaşlar. Keten tohumu. Bilen arkadaşlarımız zaten bilir. Ve bu çiçeklerimizi de ben geçen ay ilk defa dikenler tacına vermiştim. Ve şimdi dikenler tacımı sizlere yarın paylaşacağım inşallah. Allah izin verirse o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki dikenler tacım hem daha çok büyüdü hem de hani çiçek açmayan yerlerinden bile filiz getirdi. Onu sizlerle ilerideki günlerde paylaşacağım inşallah. Bakın şöyle gördüğüm gibi bulanık bir su elde ettim arkadaşlar. Her saksıya bu şekilde
bir çay bardağı. Şöyle şifa olsun diyerek bakın bu şekilde keten tohumu sineklenme yapmaz. Çiçeklerimizi korur arkadaşlar. Çiçeklerimizin sağlığını korur. Aynı zamanda da çiçeklerimizi çiçek açmaya yardımcı olur. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle buradan da verelim benim güzel kızıma. Ben bu kalan suyumu arkadaşlar evdeki diğer çiçeklerime de vereceğim. Keten tohumunu ne aralıklarla verebiliriz? 3 ayda bir her çiçeğimize verebiliriz arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi ben daha önce dikenler tacına vermiştim. Çok çok memnun kaldım. O yüzden şimdi sardunyalarıma da verdim. Bakın benim bu güzel kızlarım bu lila açıyor arkadaşlar. Paylaşmak imkanım olmadı. Bugünlerde biraz rahatsızım. Pek çiçek çekemiyorum arkadaşlar. Biraz konuşurken tuhaf konuşuyorum. Şöyle çiçeklerim açtı fakat geçmeye başladı ama çekecek imkanım olmadı. Olsun ben yine de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu güzel kızlarımı. Annesinin fıstıkları. Şu anlık daha balkona çıkarmadım arkadaşlar. Konya Nisan ayı bitiyor. Artık yarın değil bir gün Mayıs ayına gireceğiz ama o kadar soğuk o kadar soğuk ki. Hatta Konya'nın dağlık bölgelerine falan kar yağmış arkadaşlar. O yüzden daha biraz daha çiçeklerimi dışarı çıkarmayı düşünmüyorum. Fakat yılbaşı çiçeklerini çıkardım. Bilginiz olsun. Yılbaşı çiçeklerimi dışarıya çıkardım. Nisan'ın ortasında, Nisan'ın 15'inde balkonuma çıkardım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sizlerle onu da paylaşacağım. Eğer yılbaşı çiçekleriniz varsa balkona çıkarın. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir püf nokta olarak. Çünkü kışın açmasını istiyorsanız baharın soğuğunu ve güzün soğuğunu da yemesi lazım. Biraz havalar ısındıktan sonra bu sardunyalarımı da balkona dizeceğim arkadaşlar. Şöyle balkona dizdikten sonra sizlerle şöyle güzel güzel karşısına geçip ben bu güzel kızlarımla çay keyfi yapacağım. Bu tatlı kızlarımla. Evet. Bunun rengiyle arkadaşlar bu çiçeğimle bakın şöyle göstereyim. Bu çiçeğimle şuradaki aynı. Bu uzakta olduğu için bu şekilde biraz daha rengi koyu çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. İkisi aynı arkadaşlar. Bu yakınımda olduğu için ikisi de fuşya açıyor. Aynı çiçek zaten. Evet sizlere bugün sardunya kızlarıma gördüğünüz gibi omega açısından ve B12 vitamini açısından güçlü olan keten tohumunu verdim arkadaşlar. Keten tohumunu öğütülmüşünü verdim. Önümüzdeki günlerde keten tohumunu çekirdek halinde sizlerle paylaşacağım. Ne kilo uygulayacağız? Nasıl bir kilo uygulayacağız? Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar diliyorum. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bol çiçekli günleriniz olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim.